Bu Fire League ve Eternal Fire'ın da bulunduğu ESL Challenger Rotterdam maçları başladı ve kazananlar da belli oldu. Fire League turnuvası Barcelona'nın stadı olan Nou Camp'da oynanıyor. Mükemmel bir alan yapmışlar. Hayran kaldım videoyu izlerken. Bu turnuvanın kazananı Spirit oldu ve 100 bin doları kasasına koydu. ESL Challenger A grubunda bulunan Eternal Fire yeni kadrosuyla ilk maçını Movistar ekibiyle yaptı ve 16-9 kaybetti. İkinci maçında ise Nixu takımıyla oynadı. 2-0 kazandı. Tekrar Movistar ekibiyle karşı karşıya geldiler ve 2-0 kazandılar. Grubu ikinci tamamlayarak playoffları kalmaya kazandılar. Yeri final de Ens takımına karşı oynadılar ve 2-1 yenildiler. Aslında 2-0 yenebilecekleri bir maçtı. Ama Mirage'da birçok hata yaptıklarını söyleyebilirim. Yine de yeni bir kadro için oldukça umut verici. Gerideyken ya da alabilecekleri roundları verirlerken çok çabuk tilt olduklarını ekranlardan gördük. Ayrıca Paz'ın da fiziksel olarak bir rahatsızlığı var gibi görünüyor. Her kötü roundda başını tuttuğunu sizi de gözlerden kaçırmamışsınızdır. Umarım bu konular en kısa zamanda çözülür ve daha çok turnuvada galibiyet alabilirler. Ensi birçok yerde perişan ettiklerini söylemeden geçemeyeceğim. ESR Rotterdam turnuvasını kazanan takımsa Outsiders oldu. Hem 50 bin dolar kazandılar hem de ISL Pro League Sezon 17 konferans turnuvasına gitmeye hak kazandılar. IEM Rio'ya gidiş bileti olan RMR maçlarının tamamı bitti. Eternal Fire ve Sangal gruplardan elendi ve IEM Rio'ya gidiş şanslarını kaybetti. Bildiğiniz üzere bu seneki Major Brezilya'da düzenleniyor ve Brezilya'nın efsanesi olmuş oyunculardan Fallen, Taco, Coldzera ve Ferde IEM Rio'ya gitmek için Amerika Aramar'da mücadele etti. Coldzera ve Taco'nun takımı Zero, Zero Nation grubu 3-1 tamamladı ve Challenges aşamasına yani IEM Rio'ya gitmeye hak kazandı. Fallen, Fer gibi oyuncuların bulunduğu Imperial takımı ise kompleks stil oynadığı karşılaşmaya 2-1 kazandı ve onlar da Brezilya'ya gitmeye hak kazandı. Hem Major Major olduğu için hem de Brezilya'da düzenlendiği için bir zamanların efsanesi olan SK takımının oyuncularını başka takımlarda da olsa bu Major'da izlemek çok hoş olacak. Imperial'ın bu galibiyetinden sonra ESL resmi Twitter hesabı ismini değiştirdi ve Imperial ESL Rio'da yaptı. Simple de bu galibiyetten sonra tweet at. Brezilya'daki ilk Major'ın FNX, Coldzera, Taco, Fur ve Fallen'sız olmayacağını biliyordum dedi. Bu oyuncuların büyüklüğü ve birbirlerine olan saygısı gözlerimi yaşartıyor gerçekten. IEM Rio konusundan devam edecek olursak Aramar maçlarından sonra Reddit'te Hele TV'nin sıralamasını eleştirebiliyoruz topunu tutan bir gönderi paylaşıldı. Major'dan elenen G2, Astralis, Movistar gibi takımların top 20'de olmasını eleştiren bu yorumda Major'a gitmeye hak kazanan Resurrection, Sprout, Bad News Eagles gibi takımların sıralamada daha aşağıda olmasını anlayamadığını da eklemiş. Gerçekten bu sıralamayı kimin yaptığını çok merak ediyorum. Özellikle Astralis ve Movistar'ın hala top 20'de olması beni şaşırtıyor. Sıralamanın kısa zamanda büyük değişikliği uğraması gerektiğini düşünüyorum. Başka bir Reddit kullanıcısı ise amateur B grubunda mücadele eden oyuncuların ratinglerini gösteren Excel tablosu düzenlemiş. Bu tablo en dikkat çeken isim sizin de yakından tanıdığınız Soulfly. 8 maçta 1.15 rating ile oynamış. Soulfly yakın zamanda birçok takımı peşine takacak gibi görünüyor. Ayrıca Challengers aşamasının maçları da belli oldu. Maçlar 31 Ekim'de oynanmaya başlanacak ve yine Swiss formatı üzerinden devam ediyor olacak. Yani 3 galibiyet alan takımlar Legends aşamasına yükselirken 3 mağlubiyet alan takımlar da turnuvaya veda edecek. IEM Rio RMR maçları tamamlandıktan sonra CSGO'nun resmi Twitter hesabı başlık resmini değiştirerek Ready for Rio yaptı. Aquarius adlı Twitter kullanıcısı ise CSGO yaptığı bu göndermenin Steam TV ile alakalı olduğunu iddia ettiği bir post paylaştı. Bu posta IEM Rio Major'ı izlemek için Steam TV'nin tamamen hazır olduğunu belirtti. Belki de platforma izleyici çekebilmek için eskiden de olduğu gibi kutu dağıtma işlemi yapabilirler. Bu tabii ki sadece bir fikir ama Steam'in Twitch'in yerini alabilmesi için çok fazla uğraşması gerekeceği kesin. Astralis Major'dan elenmesiyle birlikte takımda birçok değişikliğe gitti. Config draması bir yandan devam ederken bir yandan da Coach Trace ile yollarını ayırdığını duyurdu. Gelelim Config'in dramasına. Bir önceki videomda da Jackson GG'nin Config'in bir kavgaya karıştığını ve Astralis'e yollarını ayırabileceğini iddia etmişti. Config ise bu habere saçmalık yanıtını vermişti. Şimdi ise o drama daha da büyüdü ve Jackson'ın bu haberinin doğru olduğu kanıtlandı. Astralis ve Konfig karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi iptal ettiler. Bu kavga olayı ve sözleşme iptalinin ardından Konfig Twitter'da bir açıklama paylaştı. Birden fazla ameliyata ihtiyacı olduğunu ve eve dönmeden kendini güvende hissetmediğini söyledi. Bu günlerin ne kadar kötü geçtiğini anlatamam. Uykum yoktu. Gece 1-2 saat uyuyordum ve sürekli korku halindeydim. Derin bir uykuya dağıldığımda sanki biri bacaklarımı çekmeye ve beni yatak atmaya çalışıyormuş gibi hissederek uyanıyordum. Her gece bunu yaşıyorum ve ter içinde uyanıyorum dedi. İyileşmek için psikoloğa görüneceğini ve her şeyi iyi hale getireceğini ekledi. Ayrıca en iyi oyuncu olmak için elinden geleni yapacağını da söyledi. Jackson GG'nin haberine göre Device Astralis'ten NIP'ye gitmek için bonservis parasının bir miktarını kendi cebinden ödemiş. Jackson Device'in fikrini değiştirdiğini ve Astralis'e geri dönmek istediğini söylüyor. Birkaç önceki videomda da anlattığım gibi NIP ve Astralis anlaşmaya varmış. Astralis 600 bin euroluk parayı gözden çıkarmış. Astralis'in son zamanlardaki performans düşük düşüklüğünden ve config olayından sonra ilk önceliğini device'e vermiş. Artık geri dönsün de izleyelim. Yekindar Virtus Pro ile olan sözleşmesini kendisi satın aldı ve kendi Twitter hesabından serbest kaldığını açıkladı. Sanırım artık Liquid stand'in oynamayacak ve Liquid'in sözleşmeli oyuncusu olacak. Tabi Liquid bir aptallık edip Yekindar'la anlaşmaktan vazgeçmezse. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.